Merhaba arkadaşlar, yeni dersimize hoş geldiniz. Şimdi tahtada gördüklerimizi öncelikle defterimize bu renklerde geçirelim. Ondan sonra videoyu durduralım, defterimize yazalım. Ondan sonra dersimize, videomuzu dinlemeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar bazı mastarlı fiillere giriyorum yavaş yavaş. Bunları da artık görmeye başlamamız lazım ve bazı deyimlere de gireceğiz. Şimdi arkadaşlar en üstte gördüğünüz gibi to take, biliyorsunuz bu to iki manaya geliyordu. Birincisi yönlenme manası. E-A-Y-Ya eki getiriyordu isme. İkincisi de master, mekmak demekti. Take arkadaşlar almak demek. Yani daha doğrusu to take almak demek. Take dersem al demiş olurum. Manasını görüyorsunuz. To take almak. Örnek cümlede de şimdiki zamanda kullanılmış. I am taking. Alıyorum. Buradaki E eki düşüyor. Çünkü ing geldiği zaman bazen iki tane sesli harf bir anda olmadığı için orada düşüyor. Bu da zamanla alışacağınız, göreceğiniz bir şey. Kolay bir kural. Her şeyde olmadığı için merak etmeyin. I am taking. Ben alıyorum. Yani bu fiziksel bir almadan bahsediyor arkadaşlar. I am taking a box of pencil from the table. Masadan bir kutu kalem alıyorum. Kalemin bir kutusunu diye çevirme tam aslında ama Türkçe'ye bir kutu kalem diye çeviriyoruz biz. Masadan bir kutu kalem alıyorum şeklinde bir cümle kurduk. To buy arkadaşlar bu da satın almak. Para karşılığı satın almak. Bunu da geniş zamanda kullandık. She buys. O satın alır. A packet of cheese from the market. O marketten from the market a packet of cheese. Bir paket peynir arkadaşlar alır diye cümlemizi kurduk. Şimdi arkadaşlar to take a picture diye bir deyim var İngilizce'de. Resim çekmek demek bu. Yani to take a picture hani şöyle bir resim almak aslında to take a picture. Ama bu bir deyim, aynı Türkçe'de de var birçok deyimler biliyorsunuz. Bir şey söylüyorsunuz farklı bir manaya geliyor. Veya kelime farklı, manası tamamen farklı ama siz bunu anlıyorsunuz. İngilizce'de de deyimler çok fazladır. Günlük hayatta kullanılan birçok deyim var. Onlar da zaten ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Bu da onlara bir ufak giriş yapalım dedik. To take a picture, resim çekmek demek. Ve bu kullanıyoruz. I take a picture in holidays. In holidays, holiday tatil demek. Holidays tatiller demek. In holidays tatillerde demek arkadaşlar. I take a picture in holidays. Bu geniş zamanlı bir cümle. Tatillerde resim çekerim manasına geliyor. Take a picture, to take a picture. Yani bu bir kalıp şeklinde, bunu aklınızda kalsın. At the same time var arkadaşlar. Bu yani deyim gibi değil ama çok kullanılıyor. Mesela same aynı demek. Time zaman demek. At da demek zaten. At the same time aynı zamanda demek. Bunda direkt mana çıkıyor zaten. We are going to school. Biz okula gidiyoruz. At the same time aynı zamanda studying our homeworks demiş. Ev ödevlerimizi, homeworks ev ödevi demek arkadaşlar. Ödevlerimizi diyelim. Kısaca çevireyim. Ödevlerimizi çalışıyoruz. Studying. Yani burada dikkat ediyorsanız going ve studying'i ayırmak için biz and de kullanabiliriz. Mesela we are going to school and studying our homeworks da diyebiliriz. Ama at the same time aynı zamanda derslerimizde çalışıyoruz. Ödevlerimizde çalışıyoruz diye söylemiş. Bu kısa dersimizde böyle bir aklınızda kalsın arkadaşlar. İleride zaten bunlar da lazım olacak size. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.